Merhaba ŞK TV izleyicileri. Bugün Hasan Tahsir kimdir diye Isparta halkına sorduk. Hadi hep beraber izleyelim. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer... Bugün İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül. Evet. Ben de bununla ilgili bir sorum olacak size. Hasan Tahsin kimdir? Hasan Tahsin ilk kurşunu atan kişi. Evet. Gazeteci. Gazeteci. Heykeli var. Buyur. Sizin fikriniz? Zaten aynı. Düşmana ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin. Yani düşmanın denize dökülmesinin başlangıcı orası. Evet. Tamam. İlk kurşun. Hasan Tahsin kimdir? Vallahi hiçbir bilgim yok abi. Düşünün isterseniz, hani aklınızdan geçen bir şey, tahmininiz. Politikacı falan olabilir mi? Yok, politikacı değil. Vallahi hiçbir bilgim yok ya, ben Almanya'dan geliyorsun. Ben anlatayım isterseniz, çok kısa hemen. Hasan Tahsin 15 Mayıs 1919 yılında İzmir'de Yunan askerliğinin ilk kurşunu sıkan hem bir gazeteci hem de bir şehidimiz. Bugün de 9 Eylül ile ilgili onu anmak istedik. Mekanı cennet olsun. Teşekkür ederiz. Var mı eklemek isteyeceğiniz bir şey? İnşallah gelecek senelerde böyle bir şeyler bir daha yaşamayız. Hasan Tahsin kimdir? Hasan Tahsin yazar. Başka var mı? Bir de şey vardı. Bir şeyi başlatan, ilk kurşunu sıkan. Hasan Tahsin kimdir? Yani bilmiyorum. Tahmin yürütün. 9 Eylül zamanında İzmir'de ne yapmış olabilir? Yani bir şehit gazi olabilir. Doğru, evet. İzmir'in alakalı bir şey. Evet, İzmir'in kurtuluşu da alakalı. Asan acı duymasın yani. Yok yani bilmiyorum. İsterseniz kısaca anlatayım ben. Evet. 15 Mayıs 1919 yılında Hasan Tahsin İzmir'de düşmana, yani Yunan askerliğine ilk kurşunu sıkan bir gazetecimiz, aynı zamanda bir şehidimiz. Bu kadar. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür. Hasan Tahsin kimdir? Maalesef bilmiyorum. Bir düşünün, bir fikriniz vardır. İsmini de alabilir miyim? Hasan Tahsin. Hasan Tahsin. Ya bir video ile uğraşan biri olabilir mi ya? Böyle videolar çekip paylaşan biri de olabilir. Bilmiyorum. Tamam. İsterseniz anlatayım. Evet. Hasan Tahsin 15 Mayıs 1919 yılında İzmir Konak Meydanı'nda düşman askerine ilk kurşunu sıkan hem askerimiz hem de bir gazetecimiz. Hasan Tahsin kimdir? Hasan Tahsin bana hiç yabancı gelmiyor. Bir fikriniz var mı? Bir yorumunuz? Vallahi ben, yani dini bir şeydir, öyle değil mi? Efendim? Yani dini bir yazar mıdır veya şey midir? Bir gazetecimiz. Ben çok gazetede okurum, bu işim bana yabancı gelmiyor ama bilemiyorum ya. Anlatayım isterseniz. Hasan Tahsin 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan askerliğinin ilk kurşunu sıkan hem bir askerimiz hem de bir gazetecimiz. Nasıl bilemedim ya. Bana yabancı gelmedi. Ben devamlı gazete okurum çocukluğumdan beri. Hiç bugün bir anda unuttum ya. Teşekkür ederim. Allah rahmet eylesin. Hasan Tahsin kimdir? Başbakan falan mı eskiden? Cumhurbaşkanı. Başbakan, Cumhurbaşkanı. Asker, şehit. Şehit. Sen doğru gidiyorsun. Abi şehit, hatırladım ben onu ya. Şehit doğru. Uzman yani, çalışma. Şehit. Asker. Şehit abi. Şehit. Şehit. Şehit, şehit abi. Şehit. 15 Temmuz'da şehit mi abi? Yok, 15 Temmuz değil. Şöyle anlatayım. 15 Mayıs 1919 yılında Yunan askerliğine İzmir'de ilk kurşunu sıkan hem bir askerimiz hem de bir şehidimiz hem de bir gazeteci. Bugün de 9 Eylül, İzmir'in kurtuluşu. Bugün de sizlere bu soruyu sordum ben de. Var mı eklemek isteyeceğiniz bir şey? Güzel bir şeymiş abi. İnce. İnce güzel bir şey. Güzel. Bir şey ister misin? Ekleyin. Teşekkür ederim. İyi günler. Hasan Tahsin kimdir? Hasan Tahsin eski yazarlarımızdan bir kişi olarak biliriz yani. Evet, başka? Yazar olduğu kadar da ya Türk milleti için çalışan bir efsane ya. Hasan Tahsin 15 Mayıs 1919 yılında Yunan askerliğinin ilk kurşunu sıkan bir gazetecimiz ve bir şehidimizdir. Bugünkü programımızda onu anmak, İzmir Kurtuluşu'nun 90. yılını kutlamak amacıyla programımızı çekmiş bulunmaktayız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa.